Çok heyecanlandığım bir konu. Onun için bu tür konuşmalara koşarak geliyoruz, öyle söyleyeyim. Bu tür etkinliklerin içinde bulunmak bizim açımızdan çok eğitici, çok öğretici. Çünkü biz İş Bankası olarak da kendimizi biraz daha bu sektörde farklı konumlandırma çabasındayız. İşi finansmanın ötesine geçirip ülkenin geleceğine hizmet etme, kuruluş misyonumuzla da bağlantılı olarak burada neler yapabiliriz, bunun arayışı içerisindeyiz. Dolayısıyla bu sadece benim ve ekibimin değil, esasında bankadaki bütün yönetici arkadaşlarımın bütün strateji toplantılarında konu tarıma geldi mi herkes inanılmaz heyecanla hem katkıda bulunuyor hem o toplantının nasıl akıp geçtiğini bilemiyoruz. Hatta ben bu heyecanla da az önce Duşen Bey'in yerine önden kendimi atarak bir an önce kürsüye çıkma ihtiyacı hissettim. Kendisinden de tekrar özür diliyorum. Tabii tarım ekonomisi deyince dünya ve Türkiye esasında geçmişe baktığımız zaman çok da farklı evrelerden geçmiyor. İşte 1900'lü yılların başı ya da 20. yüzyıl diyelim, dünyada sanayileşme ve hizmet sektörünün ön plana çıktığı, bu anlamda önemli atılımların olduğu bir dönem. Bütün bunlar olurken kırsal nüfusun giderek azaldığı, tarım alanlarının azaldığı ama dünya nüfus artışı aynı hızla artmaya devam ettiği için de, artış hızı değişmediği için de tarımsal ürünlere, tarım ürünlerine olan talebin de aynı hızda arttığı bir süreç. Dolayısıyla da mevcut kısıtlar içerisinde bu talebin karşılanmasına yönelik olarak makineleşmenin, tarımda makineleşmenin önemli ölçüde gelişme gösterdiği, yine benzer şekilde tohum, gübre başta olmak üzere belirli girdi alanlarındaki hızlı değişimler, gelişmeler tarımda da verimi arttırmış ve 20. yüzyılda bakıldığında özellikle 1960 sonrasında dünyada tarım üretiminin neredeyse 3 kat, bir önceki döneme kıyasla 3 katlık bir artış sergilediği görülmüş. Fakat tabii bu hızlı artışa rağmen tarımsal üretimde verimlilik dönemi dediğimiz o dönemde makineleşmenin beraberinde getirdiği verimlilik artışına rağmen kaçınılmaz bir gelişme olarak dünya milli geliri içerisinde giderek tarım sektörü pay kaybetmeye başlamış. Sanayileşme ve hizmetlerin lehine olan bir trend içerisinde, eğilim dönemi içerisinde. Öyle ki 1960'lara gelindiğinde, 60 sonrası dönemde tarımın milli geliri, küresel tarımın milli gelir içerisindeki payı %10'lar seviyesinden %4'lere kadar gerilerken ülke grupları açısından baktığımızda da önemli değişiklikler olmuş. Net ihracatçı konumunda olan gelişmiş ülkeler giderek sanayileşme ve hizmetler sektörüne daha fazla ağırlık vermeleri sebebiyle tarım sektöründe küçülmüşler. Öyle ki şu an itibariyle baktığımızda gelişmiş ülkelerin milli geliri içerisinde tarımın payı %1'ler civarına kadar inmiş. Orta gelir grubu ülkelere baktığımızda burada milli gelir içerisinde tarım sektörünün şu anda yaklaşık %8'lik bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan düşük gelir grubundaki ülkelerde %26 civarında tarım sektöründe bir paya sahip hali hazırda. Tabii bu gelişmeler esasında özünde bakıldığında talep esnekliği az olan bir sektörden bahsediyoruz. Tarım ve gıda onun tabii en temel sanayileşme safhasındaki en temel çıktısı diyelim. Fakat bu bakış açısına rağmen biz zaman zaman normalde beklediğimiz esasında eğer talep esnekliği düşükse ekonomik konjonktürden çok fazla etkilenmeyen, düzgün doğrusal artan bir tarım üretimi beklememiz gerekir. Ama böyle olmadığını görüyoruz. Özellikle mevsime, iklim koşullarına duyarlı ürünlerde, tahıllar başta olmak üzere, bunlarda dalgalanmaların ülkeden bağımsız hemen her ülkede sıkça görüldüğünü. Diğer taraftan yakın dönemde hepimizin birlikte yaşadığı pandemi gibi bir bilinmez diyelim, aniden hayatımıza giren süreçte tedarik zincirlerinin bir anda kırılması, arz kesintileri, bütün bunlar tarım sektöründe temelden etkiledi. Dolayısıyla da ekonomik yavaşlamaya eşlik eden bir sektör oldu tarım sektörü de. Ve bu yıl yaşadığımız Rusya-Ukrayna Savaşı da yine burada arz anlamında, arz güvenliği konusunda özellikle tahıl kısmında, çünkü Rusya'da, Ukrayna'da dünyanın en önemli tahıl ihracatçıları, bir anda bu üretimin ya da ihracatın yavaşlaması bütün dünyayı tedarik zincirlerindeki bu kesintilere karşı gelecek dönemde ne tür tedbirler almalıyız? Bu arayışların içerisine itti. Ama ilk etkileri tabii biz o sorunlara çözüm üretene kadar ilk etkiler yükselen enflasyon oldu, gıda enflasyonu oldu. Bunları hep birlikte yaşadık.
Şu anda da dünya hala buna bir çözüm üretmiş değil. Yapılan uluslararası toplantılarda herkes nasıl bir 2023 yılı geçireceğiz bunu konuşuyor. Görünen yakın gelecekte diyelim enflasyonda çok önemli bir aşağı yönlü hareket beklenmiyor küresel ölçekte de. Bir miktar gıda fiyatlarında son dönemde aşağı yönlü hareketler görmüştük yine küresel ölçekte. Özellikle bu tarım koridorunun tekrar ilk etapta hayata geçmesi ama bugün geldiğimiz noktada Rusya tarafından bu anlaşmanın tekrar askıya alınması esasında burada risklerin devam ettiğini 2023 yılında biz büyük ölçüde bu tür risklerle geçireceğimize işaret ediyor. Şimdi bu noktadan bakacak olursak dünyada da tarımsal ürün fiyatları hızla yukarı yönlü hareket ediyor. Çünkü maliyetler yükseldi. Esasında Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye'de bu gerçeğin içerisinde belki bir miktar daha fazlasıyla yaşıyor bu sorunları. İthalata bağımlılığın yüksek olması sebebiyle. Bizde de bakıldığında tarım sektörü esasında zaman içerisinde, ekonomi içerisinde payını kaybetmiş. 2000'li yılların hemen başında %10'lar civarında olan tarım sektörünün payı, milli gelir içerisindeki payı bugün geldiğimiz noktada 5.6 seviyelerine kadar inmiş. Tabii dünyadaki gelişme benzer sebeple bizde de tabii sanayileşme, belki beklenen bir süreç bu gerileme. Fakat bizde bunu bir miktar sorunlu hale getiren şey esasında nüfusun demografik yapısı ve özellikle de istihdam edilen nüfusun hala %17,5'u tarım sektöründe. Dolayısıyla evet burada bir gerileme olmuş tarımın pay kaybıyla ama halen istihdamın %17,5'u milli gelir içerisinde payı giderek gerilemekte olan tarım sektöründe geçimini sağlıyor. Bu sektörden gelir yaratmaya çalışıyor. Dolayısıyla da gelir dağılımındaki bozulma da esasında tarım sektörü üzerinden hat safhada temel bir sorun olarak ülkemizin karşısında duruyor. O nedenle de tarıma ilişkin yapacağımız, sunacağımız bütün çözüm önerileri uç noktada bakıldığında esasında Türkiye ekonomisinin geleceğine de katkı sağlayacak, bu gelir dağılımı bozukluğunu giderecek unsurlar olarak karşımıza çıkacak. Kaçınılmaz olarak bu sonuçları da doğurması bekleniyor. O nedenle de hiç vakit kaybetmeden bizim süratle tarımda verimliliği nasıl arttırırız buna odaklanmamız gerekiyor. Neden buna odaklanmamız gerekiyor? Çünkü verimliliğimizi etkileyen sadece yapısal sorunlar değil ama işte iklim değişiklikleri ya da geçen sene işte etkilerini daha fazla hissettiğimiz pandemi ve sonrasında Rusya-Ukrayna savaşıyla tarımsal girdi fiyatlarında çok sert yukarı yönlü hareketler. Bugün baktığımızda en son veri Ağustos ayı itibariyle tarımsal girdilerde %135'lik fiyat artış var yıllık bazda. Hatta alt girdilere baktığımızda, alt başlıklara baktığımızda gübrede bu artışın %224'e ulaştığını görüyoruz gübre fiyatlarında. Ya da enerji %180'ler civarında. Dolayısıyla da çiftçi için üretim yapmanın son derece güç olduğu, maliyeti yönetmenin son derece güç olduğu bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir ortamda bu maliyetleri yönetmenin tek yolu verimlilikten geçiyor. Biz verimliliğimizi arttırmadığımız sürece belki bir süre sonra bu maliyetler aşağı yönlü hareket edecek konjonktürel gelişmelerle. Ama karşımızda hep böyle bir sorun var. Neden? Çünkü Türkiye ithalata girdilerde ve ara mallarında, ham maddede ithalata bağımlı bir ülke olması, burada tedarik zincirlerinde herhangi bir sebeple oluşabilecek sıkıntıları, bizden kaynaklanabilir, global ölçekte olabilir bu sıkıntılar, bunların bize de yönetilmesi güç sorunlar olarak yansıdığını görüyoruz. Diğer taraftan bunun sektörün gelişimine de yansıdığını, sadece milli gelir içerisindeki pay olarak değil ama gelişme hızına baktığımızda, sektörün gelişme hızına baktığımızda 2021 döneminde Türkiye ekonomisi ortalamada yıllık %4,9 büyümüş. Ama tarım sektörüne baktığımızda bu büyüme %2,3. Yani ekonominin genel büyümesinden de daha yavaş büyüyen bir tarım sektörü var. Bu da zaten işte pay kaybını da beraberinde getiren temel unsurlardan biri. Hatta biz diyoruz ki ekonomik konjonktürle çok birebir bağlantılı hareket etmeyebiliyor tarım sektörü ama 2021 yılında neredeyse dünyada en hızlı büyüyen ülke konumuna geldi Türkiye. %11'i aşan büyümesiyle, milli gelir büyümesiyle ama tarım sektörü küçüldü 2021 yılında. Bu seneye bakıyoruz ilk yarıda %7,5 büyüyen bir Türkiye ekonomisine karşılık %2,4 küçülen bir tarım sektörü var. O nedenle de burada bir an önce bizim sorunları tespit ettikten sonra, bunları başlıklandırdıktan sonra önceliklendirerek çözüm üretmemiz gerekiyor. Çünkü bu önceliklendirmeyi yapmadığımız sürece biz sürekli konuşma safhasında kalıyoruz. Bu sorunlar evet bakıldığında büyük sorunlar ama bunların önceliklendirilebileceğini ve sadece az önce Gökhan Bey'in de ifade ettiği gibi kamu sektöründen
beklentimiz olmaksızın bizlerin de yapabileceği şeyler olduğuna inanıyoruz. Bunları harekete geçirmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü dünya bugün sürdürülebilirliği konuşuyor. Tarımda sürdürülebilirliği konuşuyor. Bizim de bu evreye geçmemiz lazım. Tarımda sürdürülebilirlik kavramını bütün sektörün, bütün bileşenlerine, bütün paydaşlarıyla birlikte yeni döneme hazırlık anlamında burada neler yapabileceğimizi konuşuyor olabilmemiz lazım. Ama bunları konuşabilmek için önce mevcut sorunlarımızı da bir anda, aynı anda, eş anlı olarak çözebiliyor olmamız lazım. İklim değişikliğinden konuşuyoruz. Yapılan analizler çeşitli çalışmalarda ortaya çıktığı üzere, OECD'nin bir çalışması var bu anlamda, Dünya Bankası'nın benzer şekilde. Türkiye'de son 10 yılda meydana gelen olağanüstü doğa olayları geometrik bir hızla artmış durumda. Bunun da yansımasını nerede görüyoruz? En temel, tarımın en temel girdilerinden biri su. Suda görüyoruz, su kaynaklarında görüyoruz. Bazı bölgelerde bakıyoruz aşırı yağışlar, sel, su baskınları. Bazı bölgelerde bakıyoruz kuraklık, işte orman yangınları. Ve bu bizim su kaynaklarımızı olumsuz yönde etkilediği için suyun randımanını düşürüyor. Zaten Türkiye'de su kaynaklarının %70-80 bandındaki bir kısmı tarıma yönelik kullanılıyor. Ama su kaynaklarındaki mevcut sorunlar, tarım sektörüne randımanlı, verimli bir su kullanımı olmadığı için daha büyük sorun olarak yansıyor. Dolayısıyla da bu sorunlara el birliğiyle, hep birlikte ama yenilikçi bir bakış açısıyla çözüm üretmemiz gerekiyor. Bunun yolu nereden geçiyor? İklim değişikliğiyle mücadele tabii zor bir konu. Konulan bir takım hedefler var. Türkiye'de gerek Kyoto protokolüne gerek Paris Anlaşması'na dahil oldu, kabul etti bunları. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin 2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda tarım sektörüne ilişkin özel hedefleri var ve biz de bunun bir parçası olduğumuzu ilan ettik, kabul ettik. Bunlar da önümüzde zor hedefler, daha doğrusu büyük sorumluluklar olarak duruyor. Neden? Çünkü bu yeşil dönüşüm, yeşil mutabakat Avrupa Birliği'nin benimsemiş olduğu diyor ki 2030 yılına gelindiğinde tarım sektöründe pestisit ve antimikrobiyal kullanımının %50 oranında azaltılması gerekiyor. Bu da yetmiyor. Kimyasal gübre kullanımının %20 oranında azaltılması gerekiyor. Bunları yaparken de organik tarıma, tarım alanlarınızın %25'inin organik tarıma dönmesi gerekiyor. Hedef çok yakın, gittikçe yaklaşıyor. 2030 hemen gelecek. Ve ne yazık ki Avrupa açısından bakıldığında da bu hedeflerin ulaşılması çok kolay hedefler değil. Çünkü bunlara ulaşabilmemiz için geçmiş 10 yıldakinin 2 katı fazla verimlilikle bizim tarımsal üretimi sağlıyor olmamız gerekiyor. O nedenle de bir dakika bile duracak bir esasında zamanımız yok. O nedenle de koşmamız lazım. Gökhan Bey'in dediğine inanıyorum. Ama bu bize bir dinamizm de katmalı. Bu koşma bizi o hedeflere bir an önce nasıl ulaşabiliriz? Bunlar için ne yapabiliriz? Bu yönde bize itici bir güç oluşturması gerekiyor. İşte biz İş Bankası olarak bu itici gücü hep hissediyoruz. Daha yoğun bir şekilde hissediyoruz. O nedenle de kendi içimizde geleneksel tarım bankacılığını biz de yapardık. Ama bunu ticari bankacılık başlığı altında yapardık. Fakat yakın zamanda bu işe özgü bir çevik alan oluşturduk. Tarım bankacılığı çevik alanı. Arkadaşlarım tarımla yatıyor, tarımla kalkıyorlar. Ben de elimden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyorum. Çok büyük bir konu ama yapılacaklar her geçen gün elimizdeki liste artıyor. Ama o yapılacaklar içerisinde dediğim gibi bizim sorumluluk alabileceğimiz çok sayıda alan var. Neden? Çünkü Türkiye'de bankacılık sektörü teknoloji yatırımı en yoğun sektörlerden bir tanesi. Biz teknolojiyle iç içeyiz. Buradaki temel ihtiyaç da teknolojiden geçiyor. Tarımda sürdürülebilirliği konuşuyorsak eğer bizim teknolojiyi daha fazla tarımın içine katmamız gerekiyor. Başka bir yolumuz yok. Verimliliği artırmanın yolu yok. O nedenle de kendimizi bu alana yakın hissediyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi biz kuruluş misyonumuzla Türkiye'nin sanayileşmesine önemli katkı sağlamış bir bankayken bugün bu misyonumuzu tarım sektöründe de kullanabileceğimize, burada yapabileceğimiz çok şey olduğuna inanıyoruz. Neden? Çünkü tarım ekosistemi içerisinde yer alan paydaşların hemen hepsiyle bizim farklı türlerde ilişkilerimiz var. Ama bunları bir araya getirip hep birlikte düşünelim nasıl yeni çözümler üretiriz. Çünkü birlik olmak, işbirliği yapmak galiba bu işin en temel unsurlarından bir tanesi. Birbirimizi daha iyi anlamamız gerekiyor. Bunları yaptığımız ölçüde de oluşturacağımız çözüm önerileri işin belki de daha kolay kısmı olacak. Önce birlikte anlaşıp nasıl yol alacağımızı bir an önce karar vermemiz gerekiyor. İşte burada biz sorumluluk almaya hazırız, almaya da başladık. Daha da fazla sorumluluk alacağız. Neler yapıyoruz? Gördüğümüz kadarıyla bir tarım platformuna dönüşme aşamasına gelmiş olan bir imece mobil uygulamamız var. Türkiye'nin her yerindeki çiftçilere bir telefon üzerinden ulaşacak yakınlıktayız şu an itibariyle. Bu bize ne sağlıyor? O telefon üzerinden biz onların ihtiyaç duyduğu bilgileri onlara indiriyoruz. Sulamanın ne zaman yapılması gerektiği,
hangi ilaçları hangi sıklıkla kullanabilir? Ne tür sorunla karşı karşıya kalıyor? Ona nasıl çözüm üretecek? Tabii ki uzmanlardan destek alıyoruz ama o uzman aklını biz o teknolojinin içine indirmiş durumdayız. Dolayısıyla da buradaki amacımız çiftçinin finansal okuryazarlığına katkıda bulunmak. Sadece finansal okuryazarlık da değil ama yaptığı işi tekniğiyle daha doğru şekilde yapsın. Neden? Çünkü bu onun verimine yansıyacak. Buradan yaklaşık bu İmece Mobil uygulamasını kullanarak yaptığımız hesaplamalara göre %45 civarında verimlilik artışıyla karşı karşıya kalabiliyor çiftçilerimiz. Doğru su kullanımı, doğru girdi kullanımı, özellikle girdi maliyetlerinin bu kadar arttığı bir ortamda gübreyi ne zaman hangi miktarda vereceğinizi biliyorsanız zaten maliyetinizi belirli ölçüde yönetmeye başlamışsınız demektir. Bunun yanında neler yapıyoruz? Çalıştaylarımız var. İmece çalıştaylarına başladık. Her bir konuyu ayrı ayrı ele alıyoruz. En yakın tarihte ilkini daha doğrusu su konusunda yaptık. Akademisyenler, önder çiftçilerimiz, sivil toplum kuruluşları bir masa etrafına toplanıp çözüm üretmeye çalıştılar. Sorunlar belli. Bunlara nasıl birlikte çözüm üretebiliriz? Masayı, o çalıştayları birbirinden farklı alanlardan gelen kişilerden oluşturarak esasında birbirleriyle konuşmalarını sağlayarak farkında olamadıkları, olmadıkları bir takım çözüm önerilerini kendilerinden geliştirmelerine de imkan sağlamış olduk. Tabii ki bunların sözde de kalmaması gerekiyor. İşte oradaki inisiyatifleri biz de İş Bankası olarak konuyu belki en sonunda finansa getirebiliriz. Ama önce yapacağımız şeyler burada alacağımız yolu bu ekosistemin paydaşlarıyla beraber çizebilmek. İşte bu amaçla çalışıyoruz. Bunların yanında bizim çiftçi buluşmalarımız var. Birebir sahada arkadaşlarımız çiftçilerle birebir temas kurarak onları dinliyorlar. Ama bu tabii sadece dinlemeyle değil, karşılıklı bir bilgi alışverişi şeklinde gerçekleştiği için yine çiftçinin okuryazarlığına, finansal okuryazarlığına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Biz de onlardan besleniyoruz. Onları anlamamız lazım ki onların ihtiyaçlarına uygun çözümleri hep birlikte geliştirebilelim. Buna yanında Work Up Agri programımız var. Burada startup niteliğindeki projeleri teşvik ediyoruz, destekliyoruz. Gelin size bir ortam sağlayalım, bu fikrinizi beraberce olgunlaştıralım, katkıda bulunalım bunların olgunlaşmasına diyoruz. Ki gençler özellikle bizim gençlerimizi tarım sektörüne daha fazla dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü teknolojiyle tarımı birleştireceksek bu işin yolu gençlerimizden geçiyor. Hele ki bugün tarım sektöründeki sorunlardan bir tanesinin de tarım nüfusunun yaşlanması olduğunu dikkate alacak olursak genç nüfus tarımla ilgilenmek istemiyor. Bunu kırmamız gerekiyor. Bunun da en güzel yolu işte bu teknolojiyi gençlerimiz üzerinden heveslendirerek onları tekrar tarım sektörünü cazip hale getirerek yapabileceğimize inanıyoruz. Ve ilkini geçen sene, ilk mezunlarımızı geçen sene verdik. Gerçekten üretilen projeler, onların ilk faturalarını kestiklerini görmek, yatırım aldıklarını görmek bizi gerçekten mutlu ediyor. Buradaki desteğimiz yanlış anlaşılmasın, bir finansal destek değil. Biz gerçekten o fikri üreten kişiyle beraber sanki onunla birlikteymişiz, aynı şirketin içerisindeymişiz, aynı fikrin içerisindeymişiz gibi birlikte çalışarak bunu yapıyoruz. Dolayısıyla da bizdeki deneyim de oradaki arkadaşlarımıza çok hızlıca yansıyor. Onun da etkili katkılarını görüyoruz. Yeni programımızda şu anda başlatmak üzereyiz. 3 Kasım'a kadar burada da başvurularımızı alıyoruz. Bunları yaparken yine konuşmacılarımızın belirttiği gibi bilimden ayrı hareket edemeyiz. Biz mutlaka eğer tarım sektöründe bir kazanım elde etmek istiyorsak bilimi yanımıza almamız gerekiyor. O nedenle de üniversite işbirliklerine büyük önem veriyoruz. Çeşitli üniversitelerle işbirliği içerisinde tarım ekonomisi, tarım bankacılığı, tarım finansmanı konularında dersler veriyoruz. Burada katkıda bulunuyoruz özel sektör olarak. Buradaki eğitimdeki kazanımların yine tarım sektörüne çok önemli girdiler sağlayacağına inanıyoruz. Teknoloji Geliştirme Merkezi, İzmir Tarım Teknoloji Merkezi ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütüyoruz. Ülkenin araştırma geliştirme çalışmalarının çok zayıf, çok düşük hacimli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da bu tür araştırma geliştirme çalışmalarını desteklemek de yine ülkemizin geleceğine en büyük katkıda bulunacak unsurlar olduğuna inanıyoruz. Bütün bunları yaparken de konuşmamın başında söylediğim gibi bir banka olmanın ötesine geçerek bunları yapıyoruz. Bu heyecanla yapıyoruz. Umarım bugünkü toplantıda böyle hepimiz için çok olumlu, hızlı çözüme dönebilecek sonuçlar üretir. Biz heyecanla sizlerin aktarımlarını da dinliyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Sayın İzzet Erdem, efendim biz...